Aranın ardından yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Yönetmen Serkan Koç'u uğurladık. Tabi aradan önce Uygur Özerk Bölgesi'ni konuştuk. Şimdi konuğumuz Sayın Mehmet Akkaya, Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkan Yardımcısı. Kendisiyle EYT meselesini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi bir EYT gündemi var Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yaptığı son süreçte. İşte seçimi kaybetsek de bu EYT meselesini yapmayacağız, geçirmeyeceğiz dedi. Düzenleme yapılmayacağını söyledi. Tabii EYT'liler çok konuştu bu konuyla ilgili ama bir de sizden dinleyelim. Bu EYT'liler nedir, kimdir, ne istiyor EYT'liler? Buyurun. Şimdi yani bu son zamanların meselesi değil. 20 yıldır tartışılıyor. Sene 99 başlamış. Şimdi 2019'dayız. Tam 20 yıldır tartışılan bir yasa. Şimdi her yasa eskiyebilir. Toplumların kendisini yenilemesine ihtiyaç vardır. Bazı yasalar eskiyir, yenisine ihtiyaç duyulabilir. Değiştirme gerekebilir ama bu değiştirmeler eskinin yerine yenini koymalar sırasında eğer bazı önemli adımlar da yanlış hareket edilirse bu kangrene yol açar. 20 yıl değil 30 yıllık bir tartışma çıkar. Bu EYT de böyledir. Yani EYT şimdi bir şeyi birazdan konuşalım. Nasıl bir bütünün parçasıdır onu ayrıca konuşmaya ihtiyaç var ama niye 30 yıldır tartışılıyor, 20 yıldır tartışılıyor? Bir onu konuşmak lazım. Şimdi neydi? 99 depremin hemen sonrasında 8 Eylül'de çıkarılıyor. Fakat 8 Eylül'ün öncesinde EYT nedir? Emekli maaşı düşürülecek, emekli olma yaşı yükseltilecek. Özetle bu. Bir düzenleme yapıldı. Evet. Fakat bu şimdi 90'dan itibaren, özellikle 91'den itibaren Uluslararası Para Fonu'nun bütün raporlarına bakıyoruz. Bunlar var. Emekli maaşını düşürün, emeklilik yaşını uzatın. Bütün raporlarda. Bu IMF dayatmasıydı değil mi Türkiye? Tabii. Uluslararası Para Fonu'nun bütün dayatmalarında var. Dünya Bankası'nın bütün raporlarında var. Türkiye'ye dair raporlarında var. Emekli maaşı, emekli yaşı. OECD'nin bütün raporlarında var. Ve daha sonra Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dair bütün raporlarında görüyoruz. Niye bizim emeklimizle bu kadar ilgileniyorlar? Bunu birazdan konuşalım. Ama 99 depremini yani bir depremde insanların acısı bile dikkate alınmadan bir de sırtından vurmak gibi bir yasanın çıkarılmasının sebebi yaklaşık 9-10 yıllık bir emperyalist baskı. Şimdi bu kökü dışarıda... Yani 90'lardan başlayalım mı? Tabii. Yani kökü dışarıda bir girişimdir. Emperyalistlerin talebi yerine getirilmiştir. Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun değildir. Başka Türkiye'ye yönelik daha büyük bir operasyonun parçasıdır. Yani önce onu bir saptamak lazım. Peki bu düzenlemeden önce kaç yaşında emekli olabilirlerdi? Şimdi ne oldu? Onu da anlatalım. Yani izleyicilerimize tamamen bu konuyla yani ilgili. Yani 25 yaşını, 25 yıllık sigortasını tamamlamış olan 18 yaşında emekli, giriyorsa 43 emekli olabiliyordu. 5000 iş günü primini doldurduktan sonra emekli olma şansı olabiliyordu ama 25 yıl şartı vardı. Bu şimdi kademeli olarak arttırıldı. Şimdi birisi bu. Yani 20 yıl boyunca Türkiye'de böyle bir konunun tartışılmış olmasının bir sebebi bu yasanın emperyalistler tarafından dayatılmış olması. Türkiye'nin kendi icadı değil. Türk yöneticilerinin Türkiye'nin ihtiyacı için ürettikleri ulusal bir fikir değil. Dışarıdan dayatılan emperyalist bir program. Bir kere bunu görmek lazım, saptamak lazım. EYT'li arkadaşların üstünden atladığı bir gerçek budur. Bu bir emperyalist programdı. Türkiye'de hükümetlere dayatıldı ve uygulatıldı. Ama daha vahim programın alt parçasıdır bu. Vahimi, daha vahimi ne? Vahimini şimdi birazdan konuşalım. İkincisi, şimdi böyle toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren bir yasa çıkarıyorsanız, toplumun örgütleriyle bunu oturup konuşmak lazım. Değil mi? Tartışmak lazım, görüşmek lazım.
kimlerle? Meslek odalarıyla, sendikalarla, büyük demokratik kitle örgütleriyle. En azından onların fikirlerini almak lazım. Ama yani bağ kurulunun geleceği değişiyor. SSK'nın geleceği değişiyor. Emekli sandığı mensubunun de geleceği değişiyor. Bu Türkiye'nin tamamı demektir. Tamamına ilişkin bir girişim bu. Fakat burada ne şeyin ne efendim esnaf örgütlerinin görüşü dikkate alınmıştır, ne çiftçi örgütlerinin, ne de işçi örgütlerinin. Sadece emperyalistlerin arzularıyla benzer şeyler düşünen TÜSİAD'ın fikirleri vardı. TÜSİAD da aşağı yukarı benzer şeyleri öneriyordu. Onlarla hemfikirlerdi ama işçi sendikalarını dinlemediler, meslek örgütlerini dinlemediler ve çiftçi örgütlerini dinlemediler, esnaf örgütlerini dinlemediler. Hatta 24 Temmuz'da Türk İş Ankara'da bir miting yaptı. Bu miting devasa bir mitingdir. 400 bin kişi katıldı bu mitinge. Mezarda emekliye hayır mitingi. Türk İş'in yaptığı çağrıydı ama toplumun tamamı katıldı buna. O böyle bir girişimden vazgeçin, bu yanlış olur, Türkiye'nin bünyesine uygun değil denmişti. O da dikkate alınmadı. O zaman geri çekildi bir süre. Fakat depremde de acılar ortaya çıkıp toplumun dikkati oraya çevrilince hemen 8 Eylül'de bu yasa çıkarıldı. İkinci, 20 yıllık boyunca tartışılmış olmasının ikinci sebebi de budur. Yani toplumun sinir merkezleriyle bu tartışılmamıştır, önderleriyle oturulup tartışılmamıştır. Bir, emperyalist programdır. İki, toplumun önderleriyle tartışılmamıştır. Üçüncüsü bilim dikkate alınmamıştır. Yani Türkiye'nin şimdi bilim merkezleri var, planlama kurulları var, devlet istatistik enstitüsü var. Eski, şimdi TÜİK deniyor. O zaman devlet istatistik enstitüsüydü. Bilimsel araştırma kurumları var. Efendim, bunlarla oturulup bir çalışma yapılmamıştır. Yani Türkiye'de ortalama ömür ne kadardır? Türkiye'deki insanların biz ne kadarını hangi koşullarda emekli etmeliyiz? Gelin bir hesap kitap yapalım gibi bir girişim onlarla çalışılmamıştır. Onlar da bilim dışı atılmıştır. Devlet tecrübesi, devlet aklı. Kimi çıkarına toplamda bu sistem? Yani emperyalistlerin yani birilerin sonunda çıkarına. Şimdi bu plan şuydu. Oraya mesela gelelim. İşverene ya da... Şimdi, gelelim buraya. Yani neyin parçasıydı bu? Şimdi Türkiye bir üzerinden bir silindir geçti. Türkiye'nin geçtiğimiz 30 yıl içerisinde bir emperyalist program dayatıldı. Şimdi düşünün ki şu anda hala bazıları hala yaşayan partilerin programlarında hala şunlar olsun. Şimdi izleyicilerimiz düşünsünler bunun ne anlama geldiğini. Düşünsünler ki devlet sadece iç işleri, dış işleri, adalet ve savunma alanında merkezi olarak görev yapacak devlet. Eğitim? Bunlar yok. Onun dışındaki bütün alanlardan, adalet, iç işleri, dış işleri ve savunma dışındaki bütün alanlardaki yetkilerini, görevlerini ve olanaklarını ne yapıyor? Mahalli idarelere devredecek. Şimdi böyle bir parti programı düşünün. Kimin programıdır bu? PKK'nın programıdır. Fakat bu program hala çok sayıda partinin programındadır. Bu 80 sonrasında neredeyse genel yönetimler özellikle bir Vatan Partisi'ni bunun dışında bahsettiniz tutabiliriz. Değil mi? O da var tabii. Uygulama. Evet, tabii. Yani böyle bir program için bir dizi uygulama başlatıldı. Türkiye'yi eyaletlere parçalamak. PKK'nın arzuladığı bir sisteme getirmek. Daha doğrusu emperyalizmin arzusunu PKK'ya yaptıracaklardı ama bir yandan da merkezi hükümetlere bunu oylattıracaklardı. Bu uğurda neler yapıldı? Neler yapıldı hatırlayalım. 2003 yılında kamu reformu yasa tasarısı diye bir tasarı çıkarılmaya çalışıldı. A'dan Z'ye devlet sistemi değiştiriliyordu ve bu söylediğim yapılacaktı. Devlet sadece İç işleri, dış işleri, adalet ve savunmaya sıkıştırılacaktı. Onun dışındaki bütün görev ve yetkileri mahalli idare, belediyeler ve il özel idarelerine. Yani bir eyalet sistemi yaratılacaktı. Türkiye
Partisi'nin ulusal dokusu parçalanacaktı. O zaman buna büyük tepkiler oldu. Çıkarılmadı ve ertelendi. Ama bu tasarıyı nerede görüyoruz? Bütün emperyalist dayatmalarda görüyoruz bu fikriyatı. Devlet hantal, devletin yapısını değiştirin. OECD'de görüyoruz, IMF'de görüyoruz, Dünya Bankası'nda görüyoruz. Efendim Avrupa Birliği'nin bütün raporlarında, Türkiye rapor diyorlar onlar, Türkiye dayatmalarında hepsinde görüyoruz. Plan bu. Ulusal devlet tasfiye edilecek. Yugoslavya'ya yapılan, Sovyet Rusya'ya yapılan, Sovyetler Birliği'ne yapılan ve diğer Arnavutluğa şuraya buraya yapılan Türkiye'ye devlet eliyle ve hükümet eliyle yaptırılmaya çalışılıyordu 80 sonrasında. Özal'ın şeyin 12 Eylül darbesinin sebebi buydu. 12 Eylül darbesinin iki sebebi vardı. Bir, Türkiye'nin ulusal ekonomisini tasfiye etmek. İki, ulus devletini tasfiye etmek. Ulusal ekonomiyi özelleştirmelerle o yolda mesafeler alınırken de alınırken bir yandan da ulus devlet yapısı böylesi uygulamalarla değiştirilecekti. Fakat bunun için çok kapsamlı işler yapılması gerekiyordu. Neler? Hızlıca hemen sayayım. Bir kere bu. Önce devletin şeması değiştiriliyor. Devlete sadece bu görevler, diğerleri eyalet sistemine, havuzlara atılıyordu. Başka ne olacak? Devlet yatırımdan ve üretimden elini çekecek. Hiçbir alanda olmayacak. Başka elindeki varlıkları satacak. Üç, yabancı sermayenin önündeki bütün engelleri açacak. Dışarıdan koruma duvarlarını açacak. Çakallar girecek Türkiye'ye. Yani kendi ulusal sanayimizi ve işletmelerimizi koruyacak olanakları da ortadan kaldıracak. Yabancıların aleyhindeki bütün şeyler, sınırlandırmalar kaldırılıyor. Başka, ulusal tarım desteklenmeyecek. Tarıma destekler, şunlar bunlar kaldırılacak. Başka, efendim, kamuda personel sayısı azaltılacak. Kamu tasfiye edilecek. Satılamayan kurum, henüz satılamamış olan kurumlarda da bir, kamunun yaptığı bütün işler ihaleler yoluyla taşeron sistemine ve şeylere verilecek. Bir oradan iyiliş edilme yaratılacak. Hem çalışma hayatında bir yeni bir sistem getiriliyor taşeron sistemi ama esas olarak kamu iyiliş ediliyor. Ve iki, kamunun toplam personel sayısı eritilecek. Bununla beraber kamu personeli eritilirken maaşları da düşürülecek. Her raporda IMF diyor ki Devlet Demiryolu'ndaki işçilerin maaşını niye bu kadar yaptınız diyor. Görüyoruz, o raporları takip ettiğimizde görüyoruz. Demir yollarının maaşına, demir çelik fabrikalarının maaşına, emeklilerin maaşına her birine ayrı ayrı müdahale ediyorlardı. Maaşları düşürün. Maaşları düşürün. Personel sayısını düşürün. Personeli düşüre erittiler. Kamuda işçi kalmadı şimdi. Memur var, memuru arttırdılar ama işçi kalmadı. Bu memur işçiyi azaltma ve kamu görevini ortadan kaldırma operasyonu sırasında ihalelerle, bununla beraber emeklilik yaşı da beraberinde getirildi. Emeklilik yaşı ne içindi? Sosyal güvenlik sistemi ulus devlet projesinin en önemli ayaklarından birisi. Ulusal ekonomi, ulusal güvenlik şemsiyesi, sosyal güvenlik şemsiyesi ve ulusal ordu. Bu üç ayaktır. Bir milleti millet yapar. Bir de dildir. Ortak dil, ortak kültür. Ama ortak dili ve kültürü eğer siz ulusal çapta şeyle, güvenlik şemsiyesiyle, sigorta, sağlık vesaire sistemiyle besleyemezseniz onun da garantisi yok. O yüzden sağlık ve sosyal güvenlik meselesi en az dil kadar önemli ulus devletleri yaşatmada. Şimdi onu biliyor emperyalistler. Yani Yugoslavya tecrübesinden biliyorlar, başka yerlerden biliyorlar, kendi ülkelerinden biliyorlar. O yüzden nereye saldırıyor? Diyor ki sen diyor SGK'ya ayırdığın payı düşüreceksin. Bütün raporlarında görüyoruz. SGK'ya desteği azaltacaksın diyor. Devlet bütçesinden, aynen cümleler böyle. Devlet bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapılan transferleri düşüreceksiniz. Bu bir. İki, tamamlayıcı sigorta sistemine geçeceksiniz. Şimdi bu tamamlayıcı sigorta sistemini ben ilk okuduğumda o zaman anlayamamıştım neyi kastediyorlar diye. O zaman henüz yoktu bunlar. Besler, şunlar, bunlar falan yoktu. Her raporunda bakıyoruz bunu dayatıyorlar. Yani Türkiye'nin eğer hakikaten halkın sağlık ve sigortasında bir açıklık olduğunu saptıyorlar da Türkiye'de bu açığı kapatın gibi bir öneride bulunuyorlarsa önermeleri gereken neydir? Sosyal güvenlik sisteminizi güçlendirin demeleri lazım değil mi?
güçlendirin. Bakın şuralara da uzanmanız lazım. Buralarda efendim kayıt dışı çalışmayı engelleyin vesaire demelerle. Öyle demiyor. Tam tersine diyor ki SGK'ya yapılan destekleri azaltacaksınız. Onların prim alacaklarını affetmeniz lazım. İş adamlarını da şey yapan şeyler. Bunlar da var çok sayıda. Bazı iş adamları sıkıntıdadır. Bunlar hakikaten oturulup görüşülebilir. Bu ayrı. Ama bir program olarak emperyalistler tarafından böyle bir dayatma beraberinde. Ve bunun yanında diyor ki tamamlayıcı sigorta. Aa neyin nesi? Bu jeton düşmüyor o zaman. Sonra bakıyoruz ki beraberinde bir Kemal Derviş operasyonu ve Amerika'dan tehditlerin içerisinden bunlar da çıkıyor. Bireysel emeklilik sistemini getirmezseniz ben gelmiyorum diyor. Yani bankacılık, tarımdır, şekerdir, tütündür. O yasaların içerisinde bunlar da var. Ve derken Türkiye'ye ne giriyor? Bireysel emeklilik sistemi giriyor. Buyurun size şey. Yani neymiş burada mesele? Şimdi iki şey yapıldı. 99 deprem, ekonomide büyük sorunlar. Ve bu sorunlar sırasında emekli maaşı düşürüldü. Emeklilerin maaşı düşürüldü. Emeklilik yaşı yükseltildi. 99. İkinci şey 2007 krizi sonrasında. 2007 krizini de yük vesile olarak gördü hükümet. O sırada bir kez daha düşürdüler. Emekli maaşını düşürdüler. %30'a düşürdü toplamda. Toplamda emekli 99 öncesinde 100 lira alıyorsa 2008'de 130 liraya kadar düştü. Ve emeklilik yaşı 65'e çıktı. Peki bunlar Türkiye'nin ihtiyacı mıydı? Türkiye'nin ihtiyacı olabilir. Zaman zaman emeklilik yaşını gözden geçirmeniz gerekebilir. Biraz sonra konuşalım bunu ama bu bir emperyalist programın parçası ise oturup düşünmeniz lazım. Niye geçirmek gerekebilir? Yani sonuçta kanunla belirlenen bir prim gün sayısı var. Yani şöyle şimdi üretimi artırmak için gibi mesela yani. O da hem üretim içindir hem ortalama ömür uzuyordur. İnsanların yaşam koşulları daha iyileşiyordur. Devlet imkanları bollaşmıştır. Çalışabilme yetisi insanların daha ileri yaşlara kadar sürebilir. Bu durumlarda yani 40 yaşında emekli oluyorsa, 40 yaşında beden gücü zayıflıyorsa, onun verimi düşüyorsa bu bir süre sonra 45 yaşına kadar uzayabilir, 50 yaşına kadar uzayabilir. Bu ortalama ömür, refah, toplumun gelişmişlik seviyesi bunlar beraber oturulup bilimsel olarak ölçülebilecek şeyler ve ekonomiyi de dikkate alarak tabii hesaplanması gereken değişebilecek yasalar bunlar. Yani Allah kelamı değil sonuçta ama fakat bunu yaparken Türkiye ülkenin ihtiyaçları, ekonominin ihtiyaçları ve toplumun bilimle beraber oturup görüşmeniz lazım ve toplumun örgütleriyle bir müzakere yapmanız lazım. Türk İş'le oturup konuşmanız lazım vesaire. Bu yasanın geçiren isim olarak bilinen kişi bugünlerde de açıklama yapıyor. Ben memnunum. Gayet Türkiye'nin yararına diyor bu yasa. Şey mi? Sayın Okuyan mı? Evet, Sayın Okuyan. Yani bu okuyanın şahsen tek başına yaptığı bir olay değildir. Bu bir hükümet programıydı. Hükümet programında... İyi ki de yaptığım gibi de açıklamalar var. Hükümet programında belki Yaşar Bey de o zaman anlayamamıştır bunun nasıl bir emperyalist program olduğunu. Önlerine gelen şeyi gördüler sadece. Ama 2002'de şöyle bir şeyin farkında değiller. Mesela 2002 yılında aynı hükümet ulusal program adıyla meclisten bir paket geçiriyor. Avrupa Birliği emperyalizmine bir taahhütname. Binlerce sayfalık. Ulusal program 2002. Yani Ecevit Bahçeli Yılmaz hükümeti henüz duruyor. Muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi var. Meclisteki partilerin tamamının oy birliğiyle geçirdikleri bir metin bu. Metin manzume, çok uzun bir şey. Orada mesela deniyor ki şimdi emeklilik yaşını uzattık, emekli maaşını düşürdük. Sıra geldi bu paketin üçüncü aşamasına. Neye? Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi'nin karşısına bir de özel emeklilik sistemini oluşturmaya. Bireysel emeklilik sistemi. Getirdiği paket yani. Emperyalistlerin dayattığı o program. Şimdi oradan gelmiş buraya. Yani böyle bir programın parçası olunca niye emekli yaşını yükseltiyor? Diyor ki yurttaşa şöyle bir sorgulamaya mecbur bırakıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? 43 yaşında emekli mi olunur canım diyorlar. O da var tabii. Ama olunca da esas ne oluyor? Esas duyduğumuz tepkilerin yani nedeni o. Gerek, o zaman yani 43 yaş bu 30 sene öncesinin konuşumları. Bugün 43 yaşında emekli olan yok. 47 yaşında
Bugün daha ileri. Ama mesele o değil. Mesele buydu. Mesele ulus devleti tasfiye etmek, ulusal ekonomiyi. Peki Sayın Erdoğan, şunu da sorayım. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları var. İşte Baltık ülkeleri bu yüzden battı. Biz buna izin vermeyiz diyor. Böyle batan ülke var mı dünyadaki uygulamada? Hayır. Bu başka bir şey. Şimdi her ulusal sosyal güvenlik her ülkenin kendi toplumunu barış içerisinde tutma projesidir. Toplumunu desteğini alabilme. O toplumu o sistemle buluşturabilme, sisteme sahip çıkma, onu benimseme planıdır, projesidir. Yani Almanya'da çıkmış, bu sonra gelişmiş bir sürü ülkeye, çeşitli ülkelerde kendilerine özgü küçük küçük nüanslarla bazı değişiklikler yapmışlar ama bizim sistemimiz ne? Bizim sistemimiz Cumhuriyet'le gelmiş. 36'da SGK kurulmuş, SSK kurulmuş ve Atatürk kuruyor bunu. Onu bütün milleti tek bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında birleştiriyor. Millet yapmak. Sosyal güvenlik fikri bizim emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi planımızın bir parçası olarak üretilmiştir. Bağımsız ekonomi yaratma ve bir millet yaratma projesinin bir parçasıdır. Sadece insanların emeklilik yaşı değildir. Emeklilik bilmem onların sağlık sistemi değildir. Ulus devlet yaratmak ve yeni bir millet yaratmak. Yeni değil, bir millet yaratmak. Eski önce millet yoktu. Bu planın parçasıydı. Yani Hakkari ile Edirne'liği aynı sosyal güvenlikte buluşturuyor. Aynı kaygılarda buluşturuyor. Öyle bir sistem kuruyor ki bu sistem Hakkari ile Erzurum'u, Kars'ı, Mersin'i hepsini birleştiriyor. Ulusal ekonomiden daha öte bir şey bu. Yani yarın bir gün çalışma kabiliyetini de kaybetmiş olanların, yaşlanmış, iş gücü yetisini kaybetmiş olanların da bu milletin bir parçası olarak o ülküyü taşımalarını sürdürecek olan bir şey. Ve şeyle beraber, ücret parası sağlık sistemiyle beraber, Cumhuriyeti kuranlar aynı zamanda sağlık sistemini de ücretsiz yapmışlar. Herkesin sağlık hakkının insani bir hak olduğunu ve devletin bunu yapmasının en önemli görev olduğunu düşünmüşler. Ama şimdi ne olmuş? Bakın şimdi size çok bugün rakam, yani bir sürü rakam getirdim ama izleyicilerimizi yormamak için çok rakamlar şeyine sokmayacağım. Ama gelen şeyi anlatacağım. Şimdi ne oldu? Emeklilik yaşı yükseltildi bir. Dedi ki SGK şey oluyor, SGK'ya yük oluyor. SGK'ya yük oluyor. O yüzden emeklilik yaşını yükseltmemiz lazım. İki, emekli maaşını düşürmemiz lazım. Yüksek maaş veriliyor. Bu maaşı %30'a kadar çektiler. Peki bütün bunların sonunda SGK kurtulmuş mu? Bakalım. Ne hale gelmiş SGK? Türkiye'nin şu anda geldiği bütün bu operasyonlardan sonra 2015 yılında, pardon, 92 yılında SGK'nın açığı 371 milyon dolar. Ama dolar hesabını bir tarafa bırakayım. Hadi yakın tarihe geleyim. 2015 yılının bütçe açığı 11.4 milyar Türk lirası. 11.5. 2015. 2016 20.5. 2017 24. 2018 34. Şu anda kaç? Bu yıl öngörülen açık 47.6 milyar Türk lirası. Hani siz SGK'yı kurtarıyordunuz? Demek ki bu sistem SGK'yı kurtarmıyor. Bu uygulama SGK'yı kurtarmıyor. Emekli maaşını kuşa çevirmişsiniz. Emekliliği mezara havale etmişsiniz. Ama SGK batıyor. SGK açıkları sadece 4 yılda 11 milyardan 47 milyara çıkmış. Başka ne olmuş? Daha feci bir şey söyleyeyim. SGK o hale gelmiş ki alacaklarını tahsil etmiyorsunuz. Şimdi SGK'nın tahsil edilmeyen parası ne kadar biliyor musunuz? Bu yılın, 2018 yılını söyleyeyim. 83 milyar Türk lirası piyasadan alacağı var Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. 83 milyar. Ve bu 83 milyarın 8,5, 9 milyarı yaklaşık belediyelere ait. Ödemiyor, belediye de ödemiyor. Yani hadi özel şirketlerde zor durumda olanlar vardır. Bunlar küçük şirketleri anlarım. Ama büyük şirketler de ödemiyor. Biliyoruz, yayınlanıyor bazen. Kamuoyunda duyuyoruz. Bunun peşine düşülmüyor. Niye? Çünkü bunun muhatabı olan SGK.
Öbür taraf değil. Bak birazdan da kollanan, özellikle kollanan, SGK'nın aleyhine beslenen başka bir merkez var. Onu birazdan konuşalım. SGK'nın alacakları tahsil edilmiyor. Piyasadan boğazına kadar borca batırılmış. Tahsil edilmezken. Başka ne? Şimdi sağlık sistemi paralı hale geldi. Özel hastaneler, hele bu şehir hastaneleri, para göz, insan öğüten merkezler. Şimdi onlar yayıldıkça SGK'nın önümüzdeki yıllarda sırtına binecek yük daha da feci olacak. SGK can çekişiyor şu anda. Sadece özel hastanelerin, şu andaki özel hastanelerin SGK'ya yükü ne kadar biliyor musunuz? 10 milyar Türk lirası. SGK'nın bu ülke açığı ne kadardı? 47.6 milyarın sadece 10 milyarı özel hastane yükü. Başka? 31 milyar ilaç gideri. Halbuki SGK'nın ilaç fabrikaları vardı. Ucuza mal ediyordu. Şimdi dışarıdan emperyalist merkezlerden, şuradan buradan özel sektör dayıyor ilaçları yüksek maliyetle. Şimdi yani bu meseleyi de konuşalım ama EYT bağlamında ilerleyelim istiyorum. Bu şimdi bunlar böyle olunca diyor ki hükümetin yönetenler, biz EYT'lilerin yaşını falanını tekrar bir gözden geçirirsek SGK bunun altından kalkamaz, batar. Kaynak yok değil mi? Evet. Şimdi kaynak bu yüzden yok. Kaynak özel sektöre gidiyor. Kaynak aslında var ama sizin anlatımınızda. Olmaz mı? Kaynak var. 83 milyar alacak var. Piyasadan alacak var. 83 milyar. Hadi bunun küçük sektörlerini ödeme sıkıntısı olanlarını çıkardık. 40 milyar onları saydık. Yarısından 40 milyar, 40 milyarını rahatlıkla toplayabilirsiniz. SGK toplanmıyor. Belediyelerden 9 milyar. Belediyeler devlet tarafından besleniyor. Belediyelerin yüksek gelirleri oluşturuldu şimdi. Ne işçilik giderini bile ödemiyor belediye. Koca koca belediyeler. İstanbul Belediyesi'nin, bilmem ne belediyesinin bile borcu var. Başka bir şey daha. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlığa ödediği para 91,5 milyar Türk lirası. İnsan sağlığı para tüccarların eline geçmiş, tüccar sistemi haline gelmiş ve SGK gelen kaynaklarını bu ticareti beslemek diye bile baş edemiyor. 91,5 milyar sağlığa para harcıyor, yine de yetişemiyor. Ve 47 milyar açık vermiş. Verecek. Şimdi bu yüzden ne olmuş? Bu bütün bunları finanse edebilmek için devlet bütçesinden SGK'ya olağanüstü para aktarmaları olmak zorunda kalmış. Ve büyük paralar. Nasıl? 2019'da 40 milyar para aktarılmış SGK'ya yaşatabilmek için. Serumla yaşıyor SGK. 2015'te 79 milyara çıkmış. 2018'de atlayarak söyleyeyim. 2018'de 135,6 milyar Türk lirası SGK'ya devlet para aktarmış. Yani SGK'ya gelen primler, maaş ödemelerini, sağlık harcamalarını, özel hastanelere yapılan ödemeleri ve diğerlerini ödemeye yetmiyor. Çünkü buralarda batırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emperyalistlerin Türkiye'ye dayattığı politikalar, bir, sağlıkta paralı sağlık sistemine geçeceksiniz. İki, efendim devlet SSK'nın ilacı fabrikası mı olurmuş, kapatacaksınız, piyasadan alacaksınız. Bu politikalar ve beraberinde efendim özel hastaneler. 2019'daki rakamı da söyleyin. 2019 şimdi bu sene beklenilen planlanan şey 185 milyar aktarılacak. Bu sene aktarılması öngörülen bütçeden planlanan. Bir ay kaldı yani aktarıldı diyebiliriz. Tabii bu büyük ölçüde gitti. 185 milyar. Şimdi böyle bir ekonomide EYT'liye bir şey düşmüyor. Peki EYT'lilerin emekli durumu olsa bütçeye bunun maliyeti ne kadar olur? Yani yüksek çok, maliyetler çok mi? Asla aşılamayacak şeyler yani değil mi? Yani 8-10 milyar belki ekstra bir şey çıkar ama bu oturulup görüşülebilir belki. Ama ondan önce sosyal güvenlik sisteminde ciddi bir operasyon gerekiyor. Türkiye'ye emperyalist programlar çok feci şeylere mal oldu. SGK can çekişiyor derken bunları anlatmaya çalışıyorum. Fakat bunun yanında şimdi bir garabet şu ki Deniz Bey, şimdi SGK'yı bu duruma getirdiler. Bu yabancı aklıyla sosyal güvenlik sistemimize operasyon yaparlar. Yabancı aklıyla, dışarıdan dayatmayla, kökü dışarıda deniyordu ya eskiden, kökü dışarıda akıllarla sosyal güvenlik sistemimize bu operasyonu yapanlar, SGK'nın getirdiği SGK bu. Ve bu neye rağmen emeklilik yaşı %30'a düşürülmüş.
Emekli maaşı 65'e çıkarılmış. Emeklilik yaşı pardon. Emeklilik maaşı 130 öbürü şey. Bütün buna rağmen SGK çöküyor. Yani demek ki burada işçinin maaşını siz işçiye hiçbir maaş ödemese bile SGK batıyor. SGK şu anda işçiye hiç maaş ödemese bile batıyor. Bu programla, bu sistemle özel hastaneleri beslemek, sağlık sistemini beslemek, efendim ilaç parası, şu parası, bu parası ve piyasadan alacaklarının tahsil edilmemesi sonucunda sosyal güvenlik sistemi çöküyor. Fakat bu çökmeyi zaten emperyalistler bu gidişatın çöküş olduğunu biliyorlar. Onun için de yatıyorlar. Bu yüzden diyordu ki tam o 90'larda tamamlayıcı sigorta. Benim o zaman jetonum düşmemişti. Şimdi Sayın Akay, siz dediniz dağ vahimi geliyor diye. O dağ vahimini konuşacağız ama onun öncesinde Vatan Partisi bu meseleye nasıl bakıyor? Türkiye'nin emeklilik durumuna, kaç yaşında emeklilik öngörüyor ve emeklilik düzenlemesini nasıl görüyor Vatan Partisi? Yani bir kere şöyle şey yapalım. Şimdi EYT'li arkadaşlar 45 yaşında emekli olalım demiyorlar. Bir kere oradaki toplumdaki o algıyı değiştirmek lazım. Böyle bir propaganda yapılıyor. Söylenen bu değil. Böyle bir şey de olmaz zaten. Yani 20 sene önce o zamanki koşullarda bu olabiliyormuş. Ama bugün bu mümkün değil. Ve olmaz da. Bunu isteyen de yok. İstese de yanlıştır. İstese de yanlıştır. Ama 65 de çok değil mi? 65 de çok. Evet, 65 de çok. Yani ama ben şu olmalı diyemiyorum. Yani Vatan Partisi'nin de hazır bir şeyi yok. Bu nedir? Bir bilimsel çalışma konusudur. Danışırız diyorsunuz bu konuda. Tabii bilimsel çalışma konusudur. Ekonominin ihtiyaçları, ekonominin geldiği seviye hesaplanır. Bilim kurulları oturulup hesaplanır. Ama ondan önce Sosyal Güvenlik Kurumu güçlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ayağa kaldırmadan bu olmaz. Ve daha da önemlisi Türkiye'nin ekonomisi batmış. Türkiye şimdi, bakın bu da merkezi devletin ekonomisi. 3 tane rakam söyleyeceğim, çok rakam anlatmıyorum. 2016'da 29.3 milyar bütçe açığı var. Şimdi kaç olmuş? 2018'de 72 milyar, 3 kata çıkmış. Şimdi sadece 10 aylık açık 100.7 milyar. Ve bu yılın sonunda daha 2 ay, 1,5 ay var. Yani bu Ekim sonu rakamıydı. 2 ay daha eklendiğinde yaklaşık 130-140 milyar olacağı hesaplanıyor. 2016'da 29 milyar. 3 yıl sonra 120 130, milyar. 130. Yani bütçede olağanüstü bir şey var. Ticaretle vesaire bu da çözülemiyor. Ticarette bir artış var doğru ama ekonomide henüz devletin ciddi bir yatırımı yok. Burada bir silkinme var. 2015'ten itibaren jetonlar düşmeye başladı. Eyvah demeye başlandı. O açılım dönemlerinin planları bir ölçüde terk edilmeye başlandı. Tarım şurası toplandı mesela. Adım adım evet. Tabii bunlar olumlu adımlar ama bunların hemen sonucunun çıkması mümkün değil. Bazı şeyler zamana bağlı. Öyle 3 günde sonucu çıkmaz. Siyasi kararlar gibi değildir. Askeri kararlar gibi değildir ekonomi. Zaman ister bunların belirtilerin ortaya çıkması. O yüzden ama bir yöneliş gerekiyor. Yöneliş nedir? Bir ulusal ekonomiyi ayağa kaldırmak. Kendi tarımımız, kendi sanayimiz, kendi şeyimiz. Bu Milli Tarım Şurası'nın, Ulusal Tarım Şurası bu bakımlar olumlu. Böyle şeyler olumludur. Ekonomide de, sanayide vesaire de böyle bir tartışma yeni yeni yapılmaya başlandı. Ama elektriği özelleştirmekten vazgeçeceksiniz. Elektriği sat, orada onu derhal kamulaştırmak lazım. Enerji, ekonominin ve sanayinin bel kemiği olan enerji kamuda olmazsa olmaz bu iş. Petrokimya kamuda olmazsa olmaz bu iş. Finans sektörü, hadi finans sektöründe şimdi bazı devlet bankaları elde tutuluyor da onların da satılması söz konusuydu. Onlardan vazgeçildi. Şeker fabrikaları örneğin. Bas bağırdık burada. Tabii şeker fabrikaları gibi. Yani hala bazı özelleştirme şeyleri var. Gerçi bir frene bastılar. Özelleştirmede giderek bir azalan bir şey var. Eskisi gibi çok hırçın değiller. Bunun sonucunu görmeye başladılar. Faturası çok acı çıkıyor. Ama devrimci olmak lazım. Bugün devrimci olma zamanıdır. Devrimci olmak nedir? Enerji sektörünü tekrar kamulaştırmaktır. Satılan enerji sektörünü tarıma kamudan gitmezse enerji, o enerjiyi özel sektör kamunun sanayinin hangi durumda olduğunu dinlemez. Keser elektriği.
Kesiyor da nitekim. Oymapınar tecrübesini hatırlayalım. Mehmet Cengiz değil Oymapınar barajı. Onun tecrübesini hatırlayalım. Yani enerji özel sektörde olmaz. Kıbrıs Savaşı'nı hatırlayalım. Petkim'de o başımıza neler açtılar. Değil mi? Benzin alamadığımız için uçaklarımız kalkamadı. Benzin vermediler. O Ataş Rafinerisi sırasında. O yüzden Petkimlerimizi kurduk. Rafinerilerimizi kurduk. Kritik sektörler. Gibi. Yani böyle bir şey. Şimdi şeyimiz daha vahimi noktası. Evet, şimdi süremiz vahimi azalıyor. 9-10 evet. dakikamız var. Tamam. Daha şimdi, vahimi geliyor demiştiniz. Ne? Daha vahimi şu. Şimdi bir yandan SGK böyle batıyor. Yani SGK'ya serum devlet desteği işte buradan buraya çıkmış. Ama bu da kurtarmıyor. Açık büyüyor. Siz bir yandan hastaneler, sağlık sistemini özelleştirmeyi hızlandırıyorsunuz. Devlet hastanelerini kapatıyorsunuz. Şehir hastanelerini yayıyorsunuz. Bu ne demektir? SGK batacak demektir. Şehir hastaneleri bütün illere yayılırsa, yani şu anda inşaatı devam eden hastanelerin tamamlanması halinde onların karşılığı olan kamu hastaneleri de kapatılırsa bu SGK'nın batması demektir. Yani bir kere burada oturup düşünmek lazım. Şapkayı önümüze koyma zamanı. Ya şehir hastanesi ya ulus devlet. SGK batarsa ulus devlet dağılır. SGK Türkiye'nin ulusal ordusudur. SGK Türk ordusu kadar önemlidir. SGK Türk ordu, ben açık söylüyorum. Burada milletimize bu fikrin tekrar düşünmelerini, bütün milletimizin düşünmesini öneriyorum. Ve özellikle bizi dinleyen devlet yöneticilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu ulusal ordu kadar önemlidir. İçeride milleti bir arada tutan, millet yapan olguların en önemlilerinden birisi de sosyal güvenlik, ulusal sosyal güvenlik. Bu sosyal güvenlik çökerse, sağlık sistemi, bilmem sigorta sistemi maaş ödeyemez hale gelirse Sosyal Güvenlik Kurumu, bu çok kötü sonuçlara yol açar. Bu yüzden bunu oturup bir düşünmek lazım. SGK'yı serumla yaşamaktan çıkarıp kendisini idame ettirecek, ikame ettirecek duruma getirmek lazım. İkincisi, İkincisi, şimdi yine o deminki söylediğimiz akılla icat edilen bir sistem var. BES. Evet, BES. Bireysel yani, elektrik sistemi. Yani bugün EYT niye çıktı diye EYT'li arkadaşlar düşünüyorsa bu yüzdendir. EYT'li arkadaşların üstünde düşünmediği bir şey budurdur bu. EYT denilen olay bireysel emeklilik sistemini Türkiye'nin bağrına hançer olarak saplamak için çıkarıldı. Bireysel emeklilik sistemi ulusal sosyal güvenlik sistemini tasfiye etmek üzere emperyalistler tarafından dayatılan bir sistemdir. Sosyal güvenlik sisteminin karşısına alternatif olarak üretilmiştir. Önce tamamlayıcı sigorta gibi bir bahaneyle pazara girmesi sağlanmış. Şimdi de vatandaşlar zorla oraya gönderilmektedir. Nasıl? 6.820.000 kişi olmuş BES'teki katılımcı sayısı. Kim bunlar? 5.351.000'ini devlet zorla göndermiş. Otomatik katılım diyorlar. 6.800.000 kişinin 5.300.000'ini devlet zorla göndermiş. Peki burada SSK batıyor. Hani siz EYT'lilere sizin maaşınızı emeklilerin maaşını arttırırsak, emeklilik yaşını oturup gözden geçirirsek SGK batar diyorsunuz. Tamam, haklı orada söylediğiniz ama peki bu ne? Bu ne? Niye insanları zorla bireysel emeklilik sistemine gönderiyorsunuz? Ve ne olmuş? 112 milyar para toplanmış bu sistemde. Bunun 7.7 milyarı sadece giden 5 milyar 351 kişinin cebinden çıkan para. 8 milyara yakın. Başka ne? Daha 15 milyar 350 milyon Türk lirayı da devlet vermiş buraya. Destek amacıyla vermiş. Diyor ki, yani SGK'dan esirgenen destekler buraya aktarılmış. Diyor ki, siz oraya giderseniz ev yurttaşlar, bir kere ben seni zorla gönderiyorum diyor. 45 yaşın altındaki çalışan herkes oraya gitmek zorundadır diyor. Gideceksin diyor.
İstersen bir süre sonra çıkabilirsin diyor. Ama gönderiyor önce. Önce gönderiyor, bir tercih bırakıyor mu? Bin kişi gönderiyorsa bunun 300'ü bile kalsa o sistem bundan kar görüyor. Öyle bir şey. Sonra ne yapıyor? Diyor ki eğer 2 aydan sonra da çıkmaz da devam edersen bakın desin. Önce zorla gönderiyor, sonra da kalmayı teşvik ediyor. Diyor ki kalmaya devam edersen ben senin orada biriken paranın toplamının %25'i kadar ben ayrıca oraya destek olacağım. Böyle bir devlet olabilir mi? Ve başka ne oluyor? Eğer 2 aydan sonra devam edersen diyor orada, ben sana ayrıca 1000 lira daha açıktan destek vereceğim diyor. Orayı teşvik ediyor kalsın diye. Ve sonra ne oluyor? 10 yıl boyunca orada kalırsan diyor, ben ayrıca diyor %5 daha katkı yapacağım diyor. Yani vatandaş orada kalsın diye önce zorla, sonra teşvikler, sonra uzun vadeli kalması için her türlü teşvik ve zorlayıcılık gerçekleştiriliyor. Kime? Kim bunlar? 18 tane şirket. 18 tane şirketin 18 tane şirketin 11 tanesi yabancı. Yabancı kim bunlar? Fransız, Amerikan, İtalyan. Bireysel emeklilik şirketleri. Bunlar. Amerikan. Tümü yabancı. Yani %100 Amerikan sermayesi, %100 Fransız sermayesi falan. 18'in 11'i böyle. 4 tanesi Türk yabancı ortaklığı. Geriye 3 tanesi 4 tane. 4 tanesi kalıyor. 4 tanesinin 3'ü kamu. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası. Bir tanesi de özel sektör. Böyle bir sistem. Yani SGK'nın karşısında beslenen insanların zorla gönderildiği. Bir de şu bireysel emeklilik bir not gelmiş, hemen onu paylaşalım. Bireysel emeklilik senin yaşadığın hayat boyunca emeklilik vereceğim demiyor. Ne kadar ödersen o kadar öderim diyor. Evet. Bir de öyle bir sistem. Tabii yani böyle bir garantisi de yok. Paranı istediğin zaman çekemiyorsun bilmem ne falan. Yani devletin güvencesindeki emeklilik gibi değil. Evet. Yani böyle bir olay ve bu otomatik katılım demişler bilmem ne demişler. Sistem kim? Bunlar. Ve daha da ötesi bu geçtiğimiz yılın bütçesinde açıklandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de vardı. Sayın Hazine Bakanı Sayın Albayrak orta vadeli planda açıkladı. Dedi ki biz kıdem tazminatında fon uygulamasına geçeceğiz. Ve bu fon nerede olacak? Bireysel emeklilik sisteminde olacak dedi. Madem siz bu kadar çok fon kurmayı arzuluyorsunuz, niye SGK'da oluşturmuyorsunuz bu fonu? Niye 18 şirketin 11'inin emperyalistlere ait olduğu bu BES denilen kökü yabancı, tümü yabancı neredeyse şirketlerde oluşturuyorsunuz? Niye ulusal sosyal güvenlik sistemimizin karşısına bir emperyalist hançer olarak üretilen ve bağrımıza sokulan bu merkeze oraya yönlendiriyorsunuz? Yanlış uygulamalar bunlar. Bu yüzden yapılması gereken şey şu. Şimdi BES'li arkadaşlar bu yüzden haklı. Şeyli EYT'li arkadaşlar. EYT'li arkadaşların eleştirileri sonuna kadar haklı. Yani bir, şimdi hükümetin cevabı ne oldu? Hükümetin cevabı dendi ki bu arkadaşların istediği gibi emeklilik yaşını uzatırsak batar SGK. Batar, evet. Eğer batar diyorsanız doğru. SGK'nın bunu karşılama şansı yok şu anda. O zaman bunun gereğini yapacaksınız. Gereği nedir? Gereği bir kere şu BES denilen şirketleri beslemekten vazgeçeceksiniz. Şimdi bu hak durumu var diyorsunuz, haklı diyorsunuz EYT'liler. Peki haklı. Ne olacak bu mesele? Nasıl çözülecek? Yani şöyle haklı. Bu bir kere oturulup onlarla görüşme. Kiminle görüşeceksin? Türk İş'le oturup görüşeceksin. Hak İş'le oturup, yani bir kere işçi örgütleriyle oturup görüşmek lazım. Sonuçta bu BES'in mağduru olanlar kimler? İşçiler, memurlar, esnaflar. EYT derneği de var. Dernek de var. Derneği de çağıracaksın. Bir kere bunlarla bir otur bir konuş. Ya bunun çözümü yok mu? Yani, bu mesele nasıl çözülür? Burada bu taraflar... Şimdi parayı veremeyiz, batar. Emekli yapamayız, sorun, batar. Ne olacak? Bu sorun bu politikalarla çözülmez. Yani bir ülke... Ama çözmek için bir adım atmak gerekiyor. Atmak gerekiyor. Bu atmak ama önümüzdeki yıl bunu daha ağırlaşmış bir şekilde gelecek toplumun önüne. 20 yıldır tartışıyoruz bunu. AK Parti hükümeti işte 2002'de devraldı. Ama ondan önceki hükümetler vardı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gelse nasıl çözecek? Bireysel emeklilik sistemine akan kaynakları keseceğim demiyor. Efendim özel sağlık sisteminin
SGK tarafından beslenmesini durduracağım demiyor. Sağlık sistemindeki paralı uygulamaları durduracağım demiyor. Devletin oraları beslemesini şeyi ilaç sektörünün SGK tarafından finanse edilmesini durduracağım demiyor. Yani bunlarla beraber düşünmek lazım. Türkiye'de ilaç sektörü SGK sayesinde ayakta duruyor. Türkiye'nin ulusal sosyal güvenlik sistemi emperyalist ilaç pazarını ayakta tutuyor. Onlar finanse ediyor. O zaman bu meselede de biraz vatandaşa da görev düşüyor anladığım kadarıyla. Çünkü vatandaş onun hakkını savunan, emeklilik programı olan partilere daha çok yönelmeli. Onun aksi düşünüyor. Tabii yani bir kere şimdi özeti belki süremiz azalıyorsa şöyle toparlayalım. Bunun bir kere açılım dönemlerinden kalan bir programdı bu. Türkiye'nin ulusal dokusunun parçalanmak, ulusal ekonomisinin tasfiye edilmek ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin de dağıtılmak istendiği zamanlardan kalan bir programdı. O dönemlerde icat edildi. Emperyalistler, Kemal Dervişler, şunlar bunlar falanlar filanlar da geldi bu programı zorla uygulattılar. Bu program oradan geldi ve başımıza şimdi belalar çıkıyor. 20 yıllık kangren çözemiyoruz. Şimdi ekonomide bazı şeyleri düzeltirsin ama bunlar katmerleniyor. Yani bu yüzden nedir? Bir sosyal güvenlik sisteminin yeniden milli hale gelmesi lazım. Bir, parasız sağlık. İki, sosyal güvenlik sistemi özel hastaneleri beslemekten vazgeçecek. Eğer özel hastaneye gitmek istiyorsa vatandaş, gitmek isteyen parasını ödeyecek, gidecek. SGK orayı beslemekten vazgeçecek. Özel hastaneye gitmek istemiyorsa vatandaş, gidecek devlet hastanesine tedavi olacak. Devlet hastanesinde de parasız tedavi olacak. Muayene parası verilmeyecek, ücret parası verilmeyecek, bilmem ne parası verilmeyecek. Yani bir geçiş aşaması gerekiyor. Bütün özel hastanelerin kamulaştırılmasına kadar önce oraya akan kaynakların, oraya insanların zorla gönderilmesinin kesilmesi lazım. Şimdi teşvik ediliyor. Deniyor ki sen istediğin özel hastaneye git, ben senin paranı veririm. Bir kısmını. Parasını kim veriyor? SGK veriyor. Yani SGK... Hepsini değil ama bir kısmını veriyor. Tabii önemli ama ilaç parasını veriyor. Ameliyat tabii. Parasını veriyor. Bilmem tedavi parası. Yani teşvik durumu var dediğiniz gibi. Yani devasa bir şeyler çıkıyor şeyin üzerine. Bakın sağlık giderini okudum. 135 milyar gibi öyle bir rakamdı. Pardon affedersiniz. 91,5 milyar 2018. SGK'nın sağlık harcaması 91,5 milyar Türk lirası. Maaşlar yok tabii, bu işin içinde. İlaç gideri 31 milyar. 31 milyar ilaca para ödemiş SGK. Gibi yani böyle bir SGK'nın ulusal kimliğe yeniden kavuşması, sağlık sisteminde paralı sistemden vazgeçilmesi ve SGK'nın alacaklarının gözden geçirilip ödeme imkanı olan işverenlerden tahsil edilmesi gerekiyor. Süremiz bitti Sayın Akkaya. Son cümlenizi alayım. Son iki, bu bireysel emeklilik sistemini beslemekten vazgeçmek lazım. Üç, ulusal ekonomiden bu milli kurumlar, stratejik kurumların kamulaştırılması lazım. Yatırım ve üretim şarttır. Ülke kalkınmadan, bilmem ne yapmadan dağıtılabilecek kaynaklar çok sınırlıdır. Çok azalmıştır. Bu yüzden EYT'lilerin feryadı haklıdır. Ama kaynakları büyütmek lazımdır. Bunun için ekonomide bir atılım, sıçrama gerekiyor. Beş, efendim EYT'liler haklıdır. Zamanın koşullarına göre, ekonomideki gelişmişliğe, kaldırılabilir durumuna göre ama bunlar da yapılarak SGK'nın millileştirilmesi, özel sektörün beslenmesinden vazgeçilmesi ve besin korunmasından vazgeçilmesiyle beraber EYT'lilerin durumu oturulup yeniden görüşülebilir. O zaman olabilir. Evet. O zaman olabilir. Bunlar olmadığı için EYT'li arkadaşlar her seferinde duvardan geri dönüyorlar. Ve ben bu duvardan dönmelerin, bu yanlış politikalar devam ettiği sürece duvardan dönmelerinde devam edeceği kanaatindeyim. Bireysel emeklilikle ilgili Sayın Hakan Tokkurulu bizim programcımız uyarılar atmış. Onu da o uyarıları aktararak bitirelim. Bireysel emeklilikte ne kadar yaşarsan değil, ne kadar ödersen size emeklilik evet, ödeme tabii, yapılıyor. Tabii. En kritik yer burası demiş Sayın Tokkurulu ve 150 yaşına kadar yaşarsan yandın. Paran bitince tabii, ödeme tabii, yapmayacak tabii, tabii. Gibi bir notu da göndermiş. Biz de paylaştık değerli izleyenler. Sayın Mehmet Akkaya konuğumuzdu. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin gündemindeki EYT meselesini konuştuk. EYT'lilerin sorunları nasıl çözülür onu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Programın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.